saç modeli çok yakıştı. Evet arkadaşlar, gördüğünüz bu saç modelini yapacağız. Ama en çok şunu soruyorsunuz. Nerede kaldın? Özettin diyorsun. Arkadaş ben hiçbir yere gitmedim. 4 günde bir içerik atıyorum kanalıma. Özen göstererek atıyorum ki 1. gün çekimi sürüyor, 2 gün montaj sürüyor. 4. gün yüklüyoruz. Bazen de hastalanıyorum. Her zaman dengimiz bir güne denk gelmiyor. Bazen hastalanabiliyoruz. 5 günde bir içerik atmaya devam ediyorum. Ama farklı konseptler çekiyorum. Nedeni? Çünkü arkadaşlar videolarımı paylaşmıyorsunuz. Hala aynı yerdeyiz. Ben de istiyorum ki 100 bin abone olmak. Ve onun için çaba gösteriyorum. Durmadan saç videoları çekmeye başladım. Gördüğünüz bu saç modelini yaptık. Ama lütfen şunu söylüyorum. Arkadaşınıza paylaşın. 10 tane arkadaşına paylaş. O 10 arkadaşını da başka arkadaşına paylaşsın ki içerimiz büyüsün. Yoksa ben değişik konseptler çekmemin sebebi bu. Farklı insanlar da gelsin. Bizi tanısın ki bir kişiye değil binlerce kişiye yardım edelim istiyorum. Yukarı katlar bölümünden bir diğer videomuzu izleyebilirsin. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğenmeyi unutma. Görüşlerini ve bildirişlerin var veya istediğin bir saç modeli varsa yorum yapmayı unutma. Bu saç modelini yapacağız. Saç modelimizin şöyle bir göstermek istiyorum. Hadi bir an önce bu saç modeline geçelim. Şimdi gerekli malzemelerimi saymam gerekiyor ki bu saç modeli gül saçlı kardeşlerime çok önerdiğim bir saç modeli. Gerçekten onlara mükemmel yakışıyor. Ama ilk önce malzemelerimi saymam gerekiyor. 3 tane malzememiz var. Çok fazla değil. Bir tane tarak. Şöyle bir tarak, düz tarak olması ve araları biraz dar olması. Boya tarakları falan oluyor. Onları alıp kullanabilirsiniz. Sadece streklenme için kullanacağım bunu. Başka hiçbir şekilde kullanmayacağım. Güçlü bir saç spreyi ve fön makinesi. Fön makinesi önemli. Her şeyimizde zaten fön makinesi kullanıyoruz. Bir de güçlü bir sprey alırsanız, mega 5 sürüm alırsanız sizin açınızdan çok iyi olacak. Bugün önemli olan kısım el tekniklerine çalışmaz. Yani şu ellerimizi kullanacağız arkadaşlar. Bu eller bizim için şaheser olması gerekiyor. Bunları dikkatli bir şekilde kullanırsak çok güzel bir saç modeli yapacağız. Hemen gelelim. Şunu soruyorsunuz daha çok. Abi ben senin saç modellerinden hiçbirini yapamıyorum diyor. Çünkü hep aynı saç modeline dönüyor benimki diyor. Saçın kalıp almış güzel kardeşim. Kalıbı kırmamız gerekiyor. Öncelikle ben hep bunu söylüyorum. Saçınız kesinlikle kalıp aldırmayın. Kalıp nedir? Her gün aynı saç modelini yaparsan mesela her gün rampa yapıyorsunuz. Farklı bir saç modeli yaptığınız zaman yine saç aynı şekilde rampaya döner. Elini attığın zaman, bozulduğu zaman rampaya döner. Çünkü saç hafif bir kaviz kazanır. Ve bu kaviz kazanması kötü yanı saçın kalıp almasıdır. Kalıbı bozmamız gerekiyor. Bugün yapacağımız çok basit bir teknik. Sadece teknik gideceğiz bugün. Arkadaşlar saçımızı en çok ne tarafı tarıyoruz? Sola mı sağa mı? Ben daha çok hep sağa taradım. Çünkü elim hep sağa gidiyor. Çünkü daha çok salağım. Yani bildiğiniz salağım. Şimdi geliyorum buraya. Elimi sadece şu şekil veya bir tarak yardımıyla bakın. Şöyle tarayacağız. Fönle. 1 dakika kadar bir fön çekeceğiz. Çok fazla fönle işimiz olmayacak. Hemen fönümüzü açalım. Bir an önce işlemimize geçelim. Fönümüzü çalıştırıyoruz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar fön makinesini lütfen uzaktan tutun. Saçımıza zarar vermeyelim. Fazla da zarar almayalım. Sonuçta saç yapıyoruz. Saçımızdan da olmayalım. Öncelikle bunu söyleyeyim. Benim fön makinem çok fazla ısıtmadığı için ben yakana fazla girebiliyorum. Ama siz fön makineniz iyi bir fön makinesi. Lütfen uzaktan tutun. Elimizi kaplan pençesi şekline alıp aldıktan sonra saçımızı en çok ne tarafa doğru tarıyorsak o tarafa doğru fönümüzü çekelim. Ve fön işlemini bitirelim. Evet arkadaşlar fön işlemimizi bitirdik. Bunun için iki tane el tekniği lazım. Az önce ne demiştim? Sağ tarafa doğru atladık. Doğru mu? Şöyle bakıyorum ben aynamdan. Sağ tarafıma güzelce bir fönümü çektim. Şimdi iki tane tekniğimiz var. Birincisi daha kolay. İkincisi biraz daha zor. İlk önce birincisi gür saçlı kardeşlerim uygulayabilmesi için de söylüyorum. Bakın şöyle yapıp çekeceksiniz. Bakın gördüğünüz gibi. Olay bu. İkinci tekniğim ise benim gibi saçınız biraz uzunsa. Bakın hemen şöyle göstereceğim. Böyle şöyle atıp elimle sadece şuraları bir düzenleyeceğim. Bakın gördüğünüz gibi şöyle hafif. Tekrar gösteriyorum. Olayımız çok basit. Bu tarafa doğru sağ tarafa attık. İsterseniz böyle böyle yapıp şöyle elinizi şöyle düzenleyip şu şekil yapabilirsiniz. Bakın. Sonradan spreyimi sıkıyorum iyice. Şimdi arkadaşlar fön işlemimi açıyorum. Birinci kademe. Evet arkadaşlar son işlemimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi saçınız böyle basit şekilde yapabilirsiniz. Sadece teknik yaptık. Bakın görüyor musunuz saçlarımızın halini? Daha bozulmasın çünkü son halini göstermek istiyorum size. Hadi bir an önce son haline geçelim.